La ilahe illallah'ın manasını mı? La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadetke haklik bolgan ilah yok. Fakat yine Allah subhanahu wa ta'ala ibadetke haklik degen. La ilahe illallah'ın rükünleri iç kısımda bölünedir. Birinci kısmı inkar deb qo'yiladi. La ilaha bütün ilohlarni yo'q deb tan olishlik. Illalloh yakka yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni Alloh deb, ya'ni ibodatga haqli deb tan olishlik. Shuning uchun al-kufru bit-tog'ut al-iman billah deb qo'yiladi. Shuning uchun fuma yakfuru tog'ut va yu'min billah. Kimki tog'utga kofir bo'lsa va Allohga iymon keltirsa deyilganligi. Birinchi hamma ibodat qilinadigan narsalarni hammasini inkor qilinadi. Keyin yakka yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni ibodatga haqlik deb turib tan olinadi. La ilaha illallohni ikki qismga bo'ldik, nafiy va isbot deb. Nafiy deb turib la ilaha bütün ilohlarni inkor qilish. Demek bu nafiyni o'zi ham ikki qismga bo'linadi. La ilaha. La degani nafiy degani. Nafiy degani bu degani shuki haydashlik degani. Arab tilida nafi degani tort deb qo'yadi. Haydab chiqishlik degani. Masalan, nafa anil qarya deb qo'yadi. Qishloqdan haydab chiqish degani. La ilaha ilohlarni haydab chiqish deyilyapti. Qayerdan haydab chiqiladi desa, jasad butun insonni jasadini qalb boshqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, jasadda bir bo'lak go'sht bor, bu bir bo'lak go'sht sog'lom bo'lsa, butun jasad sog'lom bo'ladi. Bir bo'lak go'sht fasod bo'lib buzuq bo'lsa, butun jasad buziladi. U qalb degan. Shuning uchun insonni boshqaradigan joy qalb hisoblanadi. Demak, bu qalbdan hamma ilohlarni inkor qilishlik shart bo'ladi. Demak, nafiy degan haydab chiqishlik. Ilohlarni qalbdan haydab chiqiladi deyilyapti. Demak, ilohlarga ham qisman to'xtalib o'tamiz. Birinchisini nafiyda aytib o'tdik, la. Ilaha iloh deganligi ilohni o'zi lug'atdagi ma'nosi aliha ya'lahu deb qattiq bog'lanishlikda aytiladi. Iloh deb qo'yadi shu narsani. Misol uchun aytadigan bo'lsak, inson nimagadir qattiq bog'lanib qo'ygan bo'lsa, shu narsa iloh bo'lishligi iloh bo'lib qoladi shu narsa. Misol uchun kimda kim hozir mujohidlar jihad qilyapti, o'zini qurol aslahalariga 100% ishonib qoladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa suyanish emas, balki shu qurollarga suyanadigan darajada qurolni iloh qilib oladigan bo'lsa, bular dindan chiqib qolishligi ham mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Ammo 100% ishonmadi-yu, bir 60-70-80% ishonib qoldi. Shu holatda ham 70-80% qanchalik shu qalbi bog'langan narsa, masalan, qurol deydigan bo'lsak, qurol aslahalari, mujohidlar shu qurol aslahasiga bog'lanishligi qanchalik ko'p bog'lanadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan shunchalik uzoqlashish boshlanadi. 100% Alloh subhanahu va taolodan uzilib, quroldan umid deydigan bo'lib qoladigan bo'lsa, bunda shu iloh 100% iloh qilib turib dindan chiqib ketishligi ham mumkin bo'ladi. Bu narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Iloh degani shu qalb shunga qattiq bog'lanadigan narsani aytiladi. Endi ilohga ba'zi bir narsalarda aytib o'tilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ta'isa abdud dinor, ta'isa abdud dirham deb aytganlar. Ya'ni dinor ni qullari deb aytadi. Ya'ni dinorlarni iloh qilib olganlar va dirhamlarni iloh qilib olganlar xor bo'pti deb aytiladi. U degani iloh qilib oldi deganligi shu dinorni orqasidan hayotini, mamotini shu Allohning roziligi uchun emas, shu dinorni orqasidan yurishlik. Bu narsa mutlaqo shu dinorni, dirhamni iloh deb Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisda zikr qilgan. Demak, bu dinor va dirhamni biz tilma aytadigan bo'lsak, dollar va yevrolar yoki so'mlar. Shu narsalarga qanchalik bog'lanib, hayotingiz ham, mamotingiz ham shu narsa bo'ladigan bo'lsa, subhanalloh, bu narsalar sizga iloh bo'lib qolishligi mumkin. Bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Va boshqa oyatda keladiki, sayyidulloh afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. O'zini nafs havosini iloh qilib olganlarni ko'rmaysizmi deb oyatda keladi. Demak, inson o'zini iloh qilib olishligi ham mumkin bo'ladi. Misol uchun, bir inson borki, o'zining jamolini iloh qilib oladi.
Mesela şimdi cihat kımayasız mı dedi yanması. Men kan akıl cihat kılaman. Men şunun için çırali adam basam. Ette gemenge bomba çaçıraydı yanması. Men hüneyi bop kasam şey. Ya basam kolu yasıgın adı yanlar var bazen. Misal maş kolum üzülüp yetse şey dedi. Ya basam koyun ki özünü masayam şu bir narsanı sabah kılıp şu narsanı de durup şu özünü bir narsası işengen halatta Allah subhanahu wa ta'ala buyruğunu inkar kılıp şuna kıladı yanması. Şu narsa ilah olup şu narsa hem ilah hesaplanıp kalışlığı mümkün olan. Ve yine farzantlar hem ilah buluşluğu mümkün. Bunu İbn-i Kayyum rahmetullah etkiler ki İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam'ını karı bu yerlerde de körüyen İsmail aleyhisselam şuna kadar çırali olup yetilip bir rasa bir üsüm üsken yaş geçken de şuna kadar bir çırali bu koyan közü körünüp koyan bu yanda kalbiye bir bağlanış bu kadar dedi. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselam'a buyuruyordu ki kimi şu İsmail aleyhisselam'da soyuşluk geliyordu. İsmail aleyhisselam bunu akıp durup haliye cayda şimdi boynuna bıçağı koyup durup şimdi tartken de şimdi azim karar olan şimdi kattık ciddiyetli olan tartken de Allah subhanahu wa ta'ala kestirmeye koyuyor. Yani Allah subhanahu wa ta'ala biledi ki bunu kalbide bağlanış kalmadı. Demek ki Allah subhanahu wa ta'ala'ya boyan bağlanış kaldı. Allah subhanahu wa ta'ala'da buyruğunu kıldı. Farzantını Allah da buyruğunu endi farzantım kımaya koyuyor endi degen nerse yomsun. Farzantım sebeple ki Allah da buyruğunu kımaya yapan degen şuna ki her kıl farzant ilahı İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinden singenden keyin Allah Subhanahu ve Teala İsmail Aleyhisselam'ın şu boynundan kesilmeyi diye hak koydu. Şu demek ki farzantlar hem ve bola çakalar hem ve şunu yok şeyken kalbi nemeye bağlanadiyon bosa şu narsalar ilah bulardı. La ilahe de geldi. Şu ilahlarda hemen inkar kılınadı. İllallah de geldi. Fakat Allah Subhanahu ve Teala'nın buyruğunu kılardı. Yaş görse hem fakat Allah'ını yaş görürdü. Gazap kısa hem Allah için gazap kıladı. Allah yaman körü yerliği sebepliği gazap kıladı. Yaşaşlı gece hem Allah için buladı. Vafat hem Allah için buladı. Koyun ki hem hayatı Allah için buladı. Hiç kaçan beni mana gayrete, beni akamıdı ya ustazımıdı ya kabilemıdı ya bir endi biz tamamen şuna kadar degen gavlar ona kadar sular bulmaydı. Kanakı buladı. Allah subhanahu wa ta'ala nemen büyürüyen bu suçunu kılaman la ilahe de durup bu kabile ilahı var mı? Bu kanaka ilahlarda türler ola diyen bu suçunu. Ata ana ilahı var mı? Balacaka ilahı var mı? Dinar dirhem, maşine ilahı var mı? Neme ilahlar olsa hemesini inkar kıptırıp Allah subhanahu wa ta'ala'nın buyruğunu kılan. Şu la ilahe illallah olan. Şu la ilahe illallah'tı kısa manası inşallah. Başka bir kenirat sıfatta daha olsa bu tevhidde şartlaşıkça hareket kılamız. Tevhid kelimesi. Tevhid kelimesi cüdehem ken kelime. Bu bilen tüyap kaldı yanımız. İnşallah şunu makulüsü hareket kılamız. Allah'a olsun.